Günümüzde bazı kadınlar, hanımlar şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Yani kocasına ekonomik açıdan bağımlı olmama gibi. Hatta pek çok anneler kızı bunun için okutmaya çalışıyorlar. Kızım okusun da eşine para salçadan bağımlı olmasın diye. Allah Teala buyuruyor bize bu konuda rızık konusunda Talak suresi ayet 7'de. Bismillahirrahmanirrahim. Le yunfik sa'atin min sa'ati. Le yunfik infak etsin. Bu yunfik müzekker emirdir gayb olarak. Allah Teala buyuruyor. Aile reisi olan erkek infak edecek. İnfak yani gereken nefakayı, rızkı temin edecek, harcımı yapacak. Zü min seati. Kimin gücü genişse, varlığı varsa o varlığıyla orantılı şekilde ev halkını geçindirecek. Bakın. Zengin bir insan Varlıklı bir kişi, e, geliri aylığı iyi olan bir kişi eğer biraz aşırı cimri olur da eşinden çok şundan sıkarsa Allah katında sorumlu oluyor. Demek ki kadın erkeğe bağımlı değil, alacaklı. Allah emrediyor burada erkek evin geçimini sağlayacak. Allah bunu böyle emrediyor liyun budur işte böyle. Emri gayetleri bu. Aile reisine racidir. Allah buyuruyor. Erkek aile reisi ne yapacak? Evin geçimini sağlayacak. Buna mecburdu. Bundan sorumludur bu. Ne kadar? Zü saatim min saati. Saat geniş anlamına geliyor. Yani mal açısından gelir yönünden geliri iyi olan kişiler ne yapacaklar? Geliriyle orantılı şekilde evlerinin geçimini sağlayacaklar. Buna mecburlar. Yani bu durumda erkek evine bakmaya mecburdur, borçludur. Hanım ise burada alacaklıdır. Alacaklıdır. Yani burada kadın kesinlikle eşliğine mahkum değildir. Ona bağımlı değildir. Alacaklıdır çünkü hakkını alıyor burada kadıncağız. Peki bir aile reisinin durumu pek iyi ne olacak? Geçim geliri azsa. Ayet-i Kerim'e devam ediyor. Ve men kudri aleyhi rızkuhu bir erkeğin de rızkı darlaşırsa, işi bozulur, geliri azalır, işte şu bu olursa fel yünfik o da infak edecek. Mimma atahullah. Allah ona verdiği kadar o da o derecede evine, eşine, çocuklarına geçimini sağlayacak, infak edecek Mevlam buyuruyor.